Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Ya bu ezgiler! Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü Nevşehir'de coşkuyla kutlandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen tören, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Törende Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı halk oyunları, okçuluk ve jimnastik sporcuları gösteri yaptı. Törende en çok alkışı alan ise Nevşehir Jakem Komutanlığı'nda eğitilen Nefes isimli köpek oldu. İlk olarak eğiticisiyle sahneye çıkan Nefes isimli Alman ırkı köpek, eğiticisinin tüm komutlarını eksiksiz yerine getirdi. Nefes bakıcısı ile ileri ve geri takip görevinin yanı sıra silahla ilerleme görevini icra etti. Eğiticisinin matematik sorularını da doğru bilen Nefes, mekik ve şınav da çekti. Gösteri sonunda ise esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı. Nefes'in bu hareketi törene katılanlardan büyük alkış aldı. Kapadokya'da sıcak hava balonları Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı. Gün doğumu ile birlikte 152 sıcak hava balonu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. TÜRSAP Kapadokya Bölge Temsil Kurulu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel olarak hazırlanan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri sıcak hava balonlarına asıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı. Havalanan sıcak hava balonu onları hem balona binenler hem de izleyenler için gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonları Göreme Beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi. Bugün uçmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen sıcak hava balon pilotu Tolga Eke. Biz de çocuklar gibi kutluyoruz. Çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yaşında göklerde Türk bayrağımızı, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Misafirlerimizle, dünyanın her yerinden misafirlerimizle birlikte bu özel günü kutlamaktan biz de çok mutluyuz. Royal Balon ailesi olarak biz de hem Atatürk posterlerimizi hem de Türk bayraklarımızı balonlarımıza taktık. Birlikte uçacağız, göklere yükseleceğiz. Evet, 29 Ekim 1923'te kurulan Genç Cumhuriyetimiz bugün itibariyle 100 yaşında. Öncelikle kurucu önderimiz Ulu Önder Atatürk'e bitmeyecek bir şükran ve minnet içindeyiz. Evet, Cumhuriyeti belki biz kurmadık ama Cumhuriyeti yaşatacak ve gelecek nesillere kurucu unsurlarımızı, değerlerimizi aktaracak olan nesil yine bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu, kapsayıcı, demokratik ve barışçıldır. Son 50 yılda, 100 yılda ülkemizde yakın coğrafyamızda gelişen olayları gördüğümüzde Cumhuriyetin değerini daha iyi anlayabiliriz. Cumhuriyetimiz hazrettir, yasasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimiz 100. yılı kutlu olsun. Çok heyecan verici. Özellikle 100. yıl çok önemli. Mutluyuz burada olmaktan. Deprem bölgesinden geliyoruz zaten. Bu heyecanı paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Nevşehir'de 100 bin adet ücretsiz fidan dağıtılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde ücretsiz fidan dağıtım töreni Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleştirildi. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince getirilen fidanlar, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve belediye görevlilerince vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Fidan dağıtımı için sabah erken saatlerden itibaren Nevşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, burada yeşil bir Nevşehir için başlattıkları ayşlandırma seferberliğini Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin fidan dağıtarak taşlandırdıklarını söyledi. Fidan dağıtımı ise bu akşam saat 18'e kadar sürecek. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.